bize ortada bir yalan balon dönüyor. Ardından paranın da sağlığını verirsen. Bir de tam diyorsun. Herkese açık olacak. Benim arkamda kimse yok. Burjuvalar yok. Zenginler yok. Sadece halkla yürüyorum. Halkla yürüyeceğiz. Mahallelerde, sokaklarda beraber sorunlarımızı çözeceğiz. A partisi, B partisi değil. Herkesin belediye başkanı olacak. Ulaşım sorunu birinci problemi. Arkadaşlar ulaşım sorununu halletmemek için 5 yıldan beri direniyorlar. Minibüslerin sayıları indirdiler. Otobüslerin sayıları indi. Ve sizin sayıları bugün etmemeniz etti. Onun bile ömrünü kestiler. Bu kardeşiniz gelecek, bunları çözecek. Hiç merak etmeyin. Okullarımız eksik, çocuklarımız 50-60 kişilik sınıflarda okuyor. Bir üniversite dahi yok içerisinde. Geleceğe dönük meslekleri olacak bir üniversite yapacağım. Ben bu yola gençler için çıktım. Gençlerin elinden tutmak için çıktım. Sizin çocuklarınız bana emanet olacak. Arnavutköy bizim %48'e 49'u gençlerden oluşuyor. Ne yazık ki gençlerimizin sosyalleşebilecekleri bir alan yok, gidebilecekleri bir yer yok. Sosyal tesisleri yok, spor alanları yok, halı sahaları yok. Allah kısmet ederse bu kardeşinizi seçerseniz hepsini yapacağım. Söz veriyorum size. Bakın, bakın. Sabote ediyorlar, görüyorsunuz değil mi? Bir de oraya yazmışlar gerçek belediyecilik. Ya siz gördünüz mü bu ülkede bir gerçek belediyecilik? Yollarımız delik deşik. Doğru dürüst otoparklarımız yok. Bütün yollar Avlu AVM'ye çıkıyor. Böyle bir trafik olabilir mi? Sağlık ocaklarımızın sayıları yetersiz. 4 derece kadar az. Bu kardeşiniz geldiği zaman bir tane devlet hastanesi ve sağlık ocakları yapacak. Birkaç tane tesis var biliyorsunuz. Bu tesisleri sizin paranızla, sizin belgelerinizle yapıldı ve şu anda başka birine devredildi ya da kiraya verildi. Ben bunların hepsini ellerinden alıp gerçek sahibine halka geri vereceğim. Tamamını belediye işletecek. Arnavutköylü vatandaşlarıma, halkıma şunun sözünü veriyorum. Belediyeye ait evler yapacağım. Zaten bölgemizde imar problemleri had safhada. Herkes imar mağduriyeti yaşıyor bir şekilde. Bu sırası havalimanımız var. Bir tane fuar alanımız yok. Bizim ilçemiz bu uluslararası havalimanına şuna da layık mı? Turistler geliyor, serseri mayın gibi ortada dolaşıyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ya yemek yiyecek yerini gel buna bulamıyorlar. Arnavutköy'ün girişi Eczade, çıkışı nokta. Eskiden Aksaray Lale'li otelleri vardı. Eğer bu şekilde giderse 2 sene, 3 sene içinde Arnavutköy'deki otellere Aksaray Lale'li otellerine dönecek. Yıllardır söylüyorum, diyorum ki bir oteller bölgesi açın. Apartmanı kırıyor, döküyor, otel yapıyor. Yapmayın bunu dedim, yapmayın. Yani 2 gün sonra Aksaray otellerine dönecek dedim. Hala izin veriyorlar, hala yaptırıyorlar. Belediye çalışanlarımız şu anda çok fazla muzdarip ve dertli. İlk önce onların maaşlarını düzenleyeceğiz. Özellikle temizlik işçilerimiz var. Temizlik işçilerimiz tehdit edile edile bugünlere kadar geldiler. Artık onlara da yazık. Arnavutköy'ü pisliğini temizliyorlar. Hak mahrumiyeti yaşıyorlar. Maaşlar da şu anda yerlerde sürülüyor. Bunları halledeceğiz. Belediye personelimize söz veriyorum. Ya benden aldığınızı oraya yapıştırmanıza gerek yok ki. Ben buradayım. 5 senedir size söylüyorum. Niye yapmadınız abi bunları bugüne kadar? Soruyorum ya. Niye yapmadınız? Şimdi mi aklınıza geldi? İnsanları kandıra kandıra buraya kadar geldiniz. Arnavutköy halk artık kandırılmak istemiyor. Çünkü sizin yaptığınız sadece kozmetik belediyecilik, kozmetik. Sadece tabelaları değiştiriyorsunuz. Başka hiçbir
bizzat yapmadınız. Bir de ortada bir yalan dolanmıyor. Duyuyorum sokaklarına. Yok efendim, bu adam seçilirse bunları yapamamış. Ya hadi oradan kardeşim ya. Lan oranın bütçesi ayrı, buranın bütçesi ayrı. Kimi kandırıyorsun? 20 senedir zaten kandırmışsın bu halkı. Daha kime yalan söylüyorsun? Sen şunun hesabını ver önce. Sen şunun hesabını ver önce. Anons gibi belediyesine bilmem verme. Harcanan paraların hesabını versen. 76 bin lira para harcıyor. La kimin parasını harcıyorsun? Halkın parasını harcıyorsun halkın. Oy verirken dikkat etmeniz gereken hususları şimdi dile getireceğim size. Bu kardeşiniz çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdi. Ben seçildiğim gün icraata, yani hizmet ve yatırıma başlayacağım. Diğer adayları lütfen dikkatli inceleyin. Bu arkadaşlar seçilirse en az 2 yıl, 3 yıl bundan çıraklık eğitimi görecekler. Alacak 2 tane memurunu ellerinde böyle öğrenene kadar dolaştıracak. Kim daha tecrübeli, kim daha vizyoner, kim daha bu işleri yapabilir, kim daha yumruğu masaya vurur, her şeyi alabilir. Bunlara dikkat edin, dikkat edin. Kendi çoluğunuzu, çocuğunuzu düşünerek oyunuzu kullanın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. İsmail Yaşar yanınızda. Söz veriyorum. Size söz veriyorum. Gönülden söz veriyorum. İsmail Yaşar tam zamanı. Söz veriyorum. Semte emek lazım, hizmet lazım. Her eve huzur lazım, güven lazım. Arnavutköy bizimle engelleri aşar. Bunun tek yolu İsmail Yaşar.